zaman bu anlamdaki birlikteliğin bugüne kadar vurgulanması gerekir idi. Maalesef zaman içinde bu ufak tefek ihmaller olmuştur. Ama bunu telafi etmek yine bize görev düşer. Bir hata yapılmıştır. Bu bizim bir asırlık hatamızdır. Yani tarihiyle, inancıyla, önderleriyle, manevi unsurlarıyla kavgalı. Yani topçu, popçu, zopçu bir nesil hangi değerlere sahip olabilir? Allah sevgisi olmayan, bak Allah korkusu demiyorum. Çünkü Allah korkusunu çok işliyoruz. Allah sevgisini biraz az işliyoruz. Allah'ı severiz biz. Allah'tan korkmayız, severiz. Sevdiğimiz için de emrini yerine getiririz. İşte bize bu değerleri ruhumuza kim üfleyecek? Toplumun manevi önderleri üfleyecek. Maalesef onlarla kavgalı olduk ve bir yanlış yaptık. Ve bugün ilgili koparan insanlara sahip çıkamıyoruz. Çünkü onları frenleyen bir mekanizma kalmadı. Bir manevi fren yok, bir sevgi yok. Dolayısıyla da toplumda büyük bir huzursuzluk var gibi görünüyor. Ama yabancı insanlara göre, diğer ülkelere göre yine tarihten gelen bir geleneğimiz, bir birikimimiz var. İrsen bize gelen hasletlerimiz, özelliklerimiz var. Eğer bizi ayakta tutuyorsa bunlar ayakta tutuyor. Yoksa palavra laflar değil. İnşallah buranın bir projesi hazırlanır. Demin değerli belediye başkanımız parkesi benden dedi. Tabii bu parkenin kalitesinde de benim bir katkım olacak. 600 dozaj olacak betonu ve yıkanmış kendi tesisi de zaten öyle. 600 dozaj olacak. 300, 400, 500 değil 600. Yıkanmış kumla 600 dozaj olmazsa su giriyor içine. Sünger gibi suyu iniyor. Ondan sonra donunca patır patır patlıyor. Ondan dolayı Türkiye genelinde bu yanlışlık yapılıyor. Türkiye'de. Yani parkeyi görüyorsun ama 3 gün sonra dağıldı mı? Zaten biz bir işi pir yapacaksın. Bir yapacaksın, pir yapacaksın demiş. Şuraya da tel cantaşından güzel bir konak. Altında demin hocam ne söyledi? Aşevi vardı, zaviye vardı. Altında güzel bir aşevi. Bu yaptığımız binaların da çevresine güzel bir taş kaplama. Taş. En güzel malzeme taştır. Ne sıvadır, ne padanadır, ne bilmem nedir. Taş. Böyle uydurup tuğlalarla falan değil. Çünkü 300 yıl, 500 yıl sonraya gidecek bir eser bırakma. Yavaş yapalım, gelişebilir yapalım. Bir yılda yapamayız. Bu 5 yıl içinde terör belasıyla uğraş, depremle uğraş. Bu anlamda bir fırsatı Ortaya köyü de yakalayamadı. Biz de yakalayamadık. Bu bizim ayıbımız ve eksiğimiz olmuştur. Ama önümüzdeki yıllarda güzel bir proje çıkar da bunu etap etap gerçekleştirirsek şurada güzel yine taştan yapılmış amfiler, oturma yeri böyle basamak basamak amfiler ya, oturma yeri böyle güzelce zaman zaman köyün de toplanıp burada toplantılar tertip edeceği bir yer olur. Yalnız senede bir sefer kutlanmaz. Böyle güzel amfiler olur biliyorsunuz eski. Amfilerde de insanlar daha rahat oturur, daha birbirine yüz yüze görür. Ondan sonra da diğer tesisler peş peşe sıralanır ve bu toplantıların da hepsinin belirli merkezlerde olmasında da yarar vardır. Çevredeki bütün köylerin de desteğiyle bunun yapılması lazım. İl özel idaresinin bu çorbada tuzu olacak. Nasıl bütün bu köylerde yapılan içme suyu, kanalizasyon, köy konakları, camilerin hepsine İl özel idaresinin katkısı varsa malzeme olarak işte de katkısı olacak ama asıl olan görev insanının İstanbul'u ile yerlisiyle bu işi yapmasıdır ki onu benimsemesidir, ona katkıda bulunmasıdır, onun hayrını görmesidir ve yaptığı eserin ebediyete kadar sürmesidir. Yoksa devlet parasıyla gelip bu yapılsa var ya hiçbir değeri olmaz. Buradaki bu ulu havaya, ulu öndere de bir katkı sağlamaz. Kenarından köşesinden bizim de milletin yaptığı şey güzeldir. Zaten her şeyi halk yapar. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yapacak. Devlet bunun önünü açacak. Devlet yapması gereken işleri yapacak. Devlet şimdi her şeyi yapmak attığı için her şeyi yapamıyor. Şikayetlerin de önü alınamıyor. Gelişme ve kalkınma da sağlanamıyor. Burada deminden beri ifade edilen anlayış içinde ve inanç içinde bu birlikteliğinizin ebediyete kadar devamını diliyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Melevan ve teagabel asaran ve kerreral cedidami mestak. لبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام
ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil müttegin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Okumuş olduğumuz mübarek Asr suresinden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, hace-i kainat, menba-i huda, şefi'i ruzi, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, iki cihanı